TripPatrading'e tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, temelde geleneksel stokastik RSI göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonu olan yepyeni bir ticaret yörünümü göstergesi buldum. Bu videoda bu göstergenin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını keşfedeceğiz. Ayrıca süper karlı bir ticaret stratejisi oluşturmak için onu diğer teknik göstergelerle birleştireceğiz. Öyleyse hiç zaman kaybetmeden ticaret yörünümü grafiğini açalım. Göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Şimdi bu göstergeleri grafikten hızlı bir şekilde kaldıracağım, böylece her inceliği en baştan ayrıntılı olarak açıklayabilirim. Stratejinin ilk ve ana göstergesini grafiğe eklemek için göstergeler sekmesine tıklayacağız. Şimdi bahsettiğimiz göstergeye Stokastik Momentum Endeksi veya SMI deniyor. Bu yüzden bu kullanıcı tarafından oluşturulan bu göstergeyi seçeceğiz. Şimdi bu göstergeyi grafiğimize ekledikten sonra, burada işlem görünümündeki karanlık mod nedeniyle görünmeyen bu koyu çizgi olacak, bu yüzden ayarlara erişelim. Rengini beyaz olarak değiştireceğiz. Ayrıca stratejimizde kullanmayacağımız bu seçeneklerden bazılarını devre dışı bırakacağız. Açıklayacağım stratejiyi kolaylıkla takip edebilmeniz için bu ayarları takip ettiğinizden emin olun. SMI, geleneksel stokastik osilatörün bir varyasyonudur, fiyattaki momentum değişikliklerini belirlemek amacıyla mevcut kapanış fiyatının son bir işlem aralığının orta noktasına göre nerede olduğunu ölçer. Birçok osilatörde olduğu gibi, yatırımcılara piyasadaki potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşulları hakkında bilgi sağlar. Şimdi bu gösterge çok az bileşenden oluşuyor, hadi onları hızlıca gözden geçirelim. Buradaki beyaz çizgi stokastik osilatör olarak adlandırılır. Ana amacı, mevcut fiyatın yakın zamandaki bir işlem aralığına göre konumunu belirlemektir. Sırada bu kırmızı çizgi var, temelde, EMA'yı stokastik osilatörle karşılaştırarak üstel bir hareketli ortalama veya EMA'dır. Bu gösterge, iki çizginin çapraz geçişlerine dayalı olarak alış veya satış momentumunun başlangıcını belirleyebilir. Sonra bu yeşil ve kırmızı arka plan alanlarına sahibiz. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Alttaki yeşil alan aşırı satım piyasa durumunu temsil eder. Stokastik osilatör alttaki bu mavi çizginin altına indiğinde oluşturulur. Öte yandan, üstteki kırmızı alanlar aşırı alım piyasa koşullarını temsil eder. Ve stokastik osilatör bu mavi çizginin üzerine çıktığında oluşurlar. Peki bu mavi çizgiler tam olarak nedir? Bu mavi çizgiler temelde üst ve alt bantlardır ve en son fiyat aralığının üst ve alt sınırlarını temsil ederler. Üst çizgi bu gösterge ölçeğinin 40 seviyesinde bulunur. Alt çizgi ise bu gösterge ölçeğinin eksi 40 seviyesinde yer alır ve daha önce de belirtildiği gibi piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirtmek için kullanılırlar. Artık bu göstergenin neyden yapıldığını bildiğimize göre, bu göstergenin nasıl çalıştığını görelim. Gerçekten basit, yükseliş eğiliminde stokastik osilatör beyaz çizgisi alt bandın altına düştüğünde, bu önceden var olan yükseliş momentumunun zayıfladığını gösterir, bu aynı zamanda piyasanın bir geri çekilme içinde olduğu anlamına gelir. Ve tüccarlar buna dikkat etmelidir, çünkü potansiyel ticaret girişlerinin alanlarını temsil ederler. Öte yandan, düşüş eğiliminde, stokastik osilatör üst bandın üzerine çıktığında, bu önceki düşüş momentumunun zayıfladığını gösterir ve aynı zamanda bir piyasa geri çekilmesinin bir göstergesidir. Ve bu tür geri çekilmeler, potansiyel ticaret girişlerinin alanlarını temsil eder. Şimdi bu göstergeyi alım-satım yapmak için nasıl kullanabileceğimizi görelim. Örneğin bir yükseliş eğiliminde, bu stokastik osilatörün alt bandın altına inmesini bekleyeceğiz, bu bir yükseliş eğiliminde bir geri çekilmeyi gösterir. Geri çekildikten sonra, stokastik osilatörün alt bandın üzerine geri dönmesini ve bu kırmızı EMA'nın üzerine çıkmasını istiyoruz. Bu geçiş, geri çekilmenin sona erdiğini ve yükseliş eğiliminin başladığını gösterir. Ve burası ticaretimize gireceğimiz yer. Ve bir satış ticareti için bunun tersi olacak. Yani bir satış trendinde stokastik osilatörün üst bandın üzerine çıkmasını bekleyeceğiz, bu düşüş eğiliminde bir geri çekilmeyi gösterir. Geri çekildikten sonra stokastik osilatörün üst bandın altına geri dönmesini ve bu kırmızı EMA'nın altından geçmesini istiyoruz. Şimdi soru, piyasanın yükseliş eğiliminde veya düşüş eğiliminde olduğundan nasıl emin olacağınızdır? Bunun için başka bir gösterge ekleyeceğiz.
Bu yüzden tekrar göstergeler sekmesine tıklayacağız ve EMA Trend Cloud'u arayacağız ve Ray Westbrook tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyeceğiz. Girdiler sekmesindeki ayarlar paneline erişelim. Ve hızlı EMA uzunluğunu 50 olarak değiştirelim. Ardından yavaş EMA uzunluğunu 200 olarak değiştirin. Bundan sonra stil sekmesine gidip hızlı EMA ve yavaş EMA onay kutularının işaretini kaldıralım. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir alış ve satış ticaretine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için, öncelikle piyasanın yükseliş eğiliminde olmasını istiyoruz. Ve bunu doğrulamak için EMA trend bulutunun yeşil renkte olduğundan emin olmamız yeterli. Ve fiyat bunun üzerinde işlem görüyor. İkinci olarak, stokastik momentum endeksi göstergesine dikkat edeceğimizi doğrulamak için bu yükseliş eğilimi içinde bir geri çekilme olmasını istiyoruz. Stokastik osilatörün stokastik momentum endeksinin alt bandının altına inmesini bekleyeceğiz, bu piyasanın bir geri çekilme içinde olduğunu gösterir. Geri çekilme sırasında, fiyat EMA trend bulutuna kırılmadan ve altında kapanmadan dokunmalıdır. Bir geri çekilme olursa ve fiyat EMA'ya dokunmazsa, ticareti atlayacağız. Bu geri çekilmeden sonra stokastik osilatörün bu kırmızı EMA'nın üzerine çıkmasını istiyoruz ve bu geçiş bu alt bandın üzerinde gerçekleşmelidir. Çaprazlama bandın altında gerçekleşirse, kurulum geçersiz hale gelir. Son olarak, çaprazlama mumunun burada olduğu gibi bir yükseliş veya yeşil bir mum olmasını istiyoruz. Bu yüzden burada bir alım pozisyonu açacağız. Stop loss, en son düşük salınımın altına ayarlanacaktır. Ve kar alma hedefi için bunu 2,5 kat olarak belirleyeceğiz. Umarım koşulları yeterince iyi açıklamışımdır. Bunlar, bu stratejiyi kullanarak açtığım 3 pozisyon daha ve hepsi karlı oldu. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Satış işlemleri için tüm koşulları tersine çevireceğiz. Her şeyden önce piyasanın düşüş eğiliminde olmasını istiyoruz ve bunu doğrulamak için EMA trend bulutunun kırmızı renkte olduğundan emin oluyoruz. Ve fiyat bunun altında işlem görüyor. Sonra bu düşüş eğilimi içinde bir geri çekilme olmasını istiyoruz ve stokastik momentum endeksine dikkat edeceğimizi doğrulamak için stokastik osilatörün üst bandın üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. Bu, piyasanın bir geri çekilme içinde olduğunu gösterir. Bundan sonra, geri çekilme sırasında fiyat kırılmadan ve üzerinde kapanmadan EMA trend bulutuna dokunmalıdır. Geri çekilmeden sonra stokastik osilatörün bu kırmızı EMA'nın altından geçmesini istiyoruz ve bu üst bandın altında bir geçiş gerçekleşmelidir. Çaprazlama bandın üzerinde gerçekleşirse bu kurulum geçersiz hale gelir. Ve son olarak, son fakat en az değil, çaprazlama mumunun bunun gibi kırmızı bir mum olmasını istiyoruz. Bu yüzden burada bir satış ticaretine gireceğim. Stop loss'ımız en son en yüksek seviyeye ayarlanacaktır. Ve kar almak için, onu riskin 2,5 katına ayarlayacağız. Bu ticaretin çalışmasına izin veriyoruz ve şimdi kar elde ediyoruz. Umarım kuralları tamamen anlamışsınızdır. Lütfen bu strateji hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Lütfen beğen düğmesine tıkladığınızdan ve kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.